Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte bu Türk kadrosu kurduğum hesapta Ocak ödülüyle karşınızdayım. Burada arkadaşlar öncelikle ajanımızı alıp gideceğiz. İnşallah yani. İnşallah diyorum. Yani şampiyon olup ajanımızı alıp oradan paketimizi açacağız. Bu videoya like atmayı unutmuyorsunuz. Arkadaşlar bir anket yaptım. Ankette yaklaşık 6000'e yaklaşık oy kullanıldı. En sevdiğiniz en iyi oyun hangisi diye çoğu iyi futbolu işaretlemiş arkadaşlar. O zaman iyi futbol videolarım için PES Mobile TR kanalına gidebilirsiniz. O da benim Recep abinizle ortak kullandığım bir kanal. O kanalda giderseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Son zamanlardaki videolarımız fena izlenmedi. Total futbol videoları gelmeye devam etsin mi? Bunları yorumlar kısmına belirtin. Antalya adlı bir kullanıcıyla oynuyorum. O da 14. ligde. Kendisine başarılar diliyorum. Kadromu ufak ufak geliştirdim ama muhtemelen arkadaşlar ben Türk oyuncuları daha çok bulabilmek için buradan ayrılmayı düşünüyorum. Yani buradaki bazı oyuncularımı satmayı düşünüyorum. Yani bu benim en azından temel hedefim. Yakın zamanda bomba içerikler sizlerle birlikte olacaktır. O yüzden beklemede kalmanızı öneririm. Şunu oynayamadık. Çok pardon. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Umarım güzel bir maç olur ve 2'de 2 yapıp son 2 maçımızı kazanıp mis gibi ödülümüzü alırız abi ya. Kuyate çok büyük hata. Gelmedi. Bu arada güzel bir anlatım ortaya koymaya çalışacağım. Kyle Walker, Jorginho, Kuyate. Ya bir zamanlar ne yorum yapardık o zaman tabi kanımız akıyordu. Hakan Çalhanoğlu. Kaleciyle baş başa. Hakan kaçırmazsın sen. Abi neredeyse kaçırıyordum ama 1-0 öne geçtim. Gol Hakan Çalhanoğlu. Bakalım devamı gelecek mi? Hedefim kupa. Kupayı alıp arkadaşlar oradaki efsanevi ajanımı da merak ediyorum. Belki bir Ronaldo çıkar. Belki daha fazla çıkar. Kyle Walker. Montgomery konuşamadım. Çok büyük hata Serdar Saatçi. Allah'tan kademedeydik. Şarpen. Dev kalecinin pasını aktardı. Kyle Walker. Kyle Walker. Orayı iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Kyle Walker. Jorginho iyi yere gönderdik. Burak Yılmaz'a doğru. Burak tersten gelen oyuncumu gördüm. Ama sanki çok kötü gördüm gibi ya. Sanki çok kötü gördüm gibi. Clark. Hata gelir mi? Gelmedi. Ama Ture'den yani top alabilecek babayı tanımıyorum kafa topu. Ya varsa da en az onun kadar boya sahip olması lazım. Clark kafa toplarını bırakmayız abi. Serdar Saatçi Van Hooydonk. Acaba Pierre Van Hooydonk'un oğlu mu? Muhtemelen odur. Ture. Benim 2-0-4'lük devim Ture. Çok iyi yere Harry Kane. Harry Kane kaleci. Neredeyse kaleye giden topu kurtarıyordu. Harry Kane'in şutunu. Burak arka direk ortalarsan Ture oradan kafayı mis gibi vurur ve gol olur. Ture top direk canlandı. Jorginho vuramadı. Ture'ye gelir mi? Van der Beek olmadı Serdar Saatçi. Serdar yetişebilecek miyiz? Çok tehlikeli Kyle Walker. Skor 1-1'e geldi. Karim Benzema. Oyunda en güzel benzettikleri oyuncu. Skoru 1-1'e getirdi. Harry Kane. Karim Benzema, Penrice, Dursdalal, Clark, McCoury. Abi bu adamın ismini konuşamıyorum ya. Montgomery. Çok iyi yere mi? Hayır. McGeoch. Penrice. Abi bir şey söyleyeyim mi? Rakip fena değil ha. Net yani. Benim kadrom daha iyi olması acaba ofansif oynamanın dezavantajı mı bu? Clark. İlk yarı biter. İlk yarı biter ve hiç de beklediğim bir ilk yarı oynamadı. %50-50 oynadık. Rakip bayağı beni yordu. Van den Berg. Kalecisini oynayıp uzun oynamayı tercih eden birine benziyor. Clark. Tabi orada kafa toplarını Ture'ni vermemesi lazım. En etkili oyuncum çünkü. Ah olmadı. Van Hooydonk. Jorginho. Hakan. Çok güzel. Oyunu kuramadım bir türlü ya. Dursdale. Bir de o kadar sinir bozucu oynuyor ki bakın. Çok acayip. Clark hata gelir. Gelmedi. Serdar Saatçi yetişebilecek miyiz? Yetiştik ama yani çok kötü durumdayız. Kadrom 12'ne göre çok daha iyi bu arada arkadaşlar. Yani net bir şekilde bunu ifade edebilirim. Hakan defans arkasına oynadık. Harry Kane'e doğru. Harry Kane. 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 Dilimde tüy bitti Harry Kane diyene kadar ama golü attık Harry Kane. Çok kritik goldü ya. Vallahi böyle hırpalandım ya oynarken. Şimdi oynamayacağım taktiği belli. Defans arkası uzun top biraz defansife geçmek istiyorum. Double offside mı? Evet offside.
biraz daha taktiksel anlamda iyi şeyler yapmam lazım. Ture uzun oynayacağım. Hiç riske etmeyeceğim oyunu. Burak indirirsen gol olur. İndiremedik. Pierre Verhooydonk. Serdar Saatçi. Serdar yapma be kardeş. Çok tehlikeli geldi. Ture. Son anda Ture. Kyle Walker. Jorginho. Serdar Saatçi. Montgomery. Defans arkası. Harry Kane iyi yere gönderdik. Konate'ye doğru. Kuyate. Ondan Burak Yılmaz'a doğru. Burak tehlikeli geldik. Bomboş kafa 3. Artık tamamını değiştireceğim. Oyuncuları tamamını değiştireceğim. Hepsini değiştirmem lazım çünkü. Christopherson ileri hattın tamamını değiştirirsem arkadaşlar, bir sonraki maçı biraz daha gücüm yerinde olmuş olur. Saçma saçma oyuncular da koysam hiç problem değil ya. İlk 5 efsaneyi mi değişmem lazım? Kyle Walker Peters dışında. Van den Berg, Ahmet geriye doğru oynayacağım. Ogawa geriye doğru. Baskı yok, baskı yok, baskı yok. İstediği kadar oynasın, hiç baskı yok. Sakin kalıp maçı bitirecek hamleyi de yapacağız galiba Christopherson'le. Christopherson'dan Şeşko ya. Benjamin Şeşko. Çok fazla uzun boylu oyuncum var. Çok iyi yere gönderdik mi? Bomboş Christopherson. 4-1 Antalya Spor'a karşı. Kardeşime karşı, abime karşı. Artık kimse bilmiyorum. 4-1'lik güzel bir galibiyet. Christopherson, Doğukan Sınık ve maçı bitirdik. 4-1. Finaldeyiz. Rakip kolaydı tabii ki de. Tabi bu kadro 14. ligde oynuyoruz. İçerik üretsiz. Yani ana hesapla da maçlar gelir ama Umtiti var. Diego Costa var. Ndidi var. Transfer yapmayacağım. Gene transfer yapmayacağım. Ve Ahmet'i Burak Yılmaz'la bu maç değişeceğim. Christopherson'ı değişeceğim. Harry Kane'i biraz daha kanat pozisyonuna evrilecek. LB kısmına da hızlı oyuncum var mı bilmiyorum ki ya. Motok mu o mu bu. Ture şöyle bir şey yapacağım ya. Hadi bakalım, zor bir maç daha galiba. Umarım kolay rakip gelir ve şampiyonluğu alırız ya. Hiç görmedim bile rakibi. Ocak ödülü final maçı. Dream FC vs Manchester United. Abi iyi oyuncuları falan görüyorum gibi. Ne oldu? Abi sen şaka mısın ya? Ya bir şey diyeceğim ama arkadaşlar, bir anda şey gitti. Ben facecam'ını çektiğim video gitti. Şaka gibi. Şarjım da var. Eksik ne onu da anlamadım. Abi ne oluyor tam olarak, ben onu da anlamış değilim. Anlamaya çalışıyorum. Rakip niye böyle oynuyor? Ne? Kazandık. Vallahi kazandık. Oo, bir de Türk oyuncu. Hiç beklemiyordum. Bir de Türk oyuncu verdi. Bu arada benim videoyu niye kaydetmedik? Kafalar karışık arkadaşlar. İlginç. Çok ilginç. Benim videoyu kaydetmemiş. Neyse arkadaşlar. Gelelim biz transferlerinizi yapmaya. Şöyle şunları aldık abimiz gibi. Kaan Ayhan'la başlayacağız. Sonra efsane yümle başlayacağım. Bakalım kimler. Kaan Ayhan. Mis gibi oldu be, yemin ederim. Çok da güzel oldu. Acayip güzel oldu. Kim var başka? LB'de Mojica var. Onu almayacağım. Bedava ajana gidelim. 9. Oo, Bruno Fernandes. Beklemiyordum bu arada Bruno'yu. Takım gücümüz ne oldu bizim? 72.2 abi, bu benim istediğim bir şey değil aslında. Hiç istediğim bir şey değil. O yüzden bir tık beni yoran bir şey olabilir. Yani kadromun genel görünümü bu şekilde olacak. Kaan Ayhan, Ture'den vazgeçmek istemiyorum. Türk oyuncularım da bayağı var. Doğukan Sınık var. Onu da kadroda kullanabilirim aslında. Evet, şu şekilde bir Türk oyuncum var mı başka? Yok. Ahmet var. Şimdi satabileceğim oyunculara bakacağım arka transfer listesinden. Kuyate olmaz. Kaan da satılmıyor. Motok mu? Ganças mı? Muhtemelen Kluivert'la
Git abi. Bu da gitti. Tamam, bence gayet iyi oyuncuları satmış bulunmaktayız. Şimdi birkaç tane oyuncu bulabilirsek alacağım ama Adam Flint. Aslında buna çok para da harcamak istemiyorum arkadaşlar ya. Nedenine gelecek olursak arkadaşlar, ben buraya çok fazla para harcamak istemiyorum. Çünkü zaten bu alt liglerde oynadığım için çok fazla maçlardan girişik yapabilirim. Birkaç tane daha harcayayım, belki bir şeyler bulabilirim ümidiyle. Bir Türk oyuncu daha bulabilirim ümidiyle. 6500'e kadar bir şeyler indirseydik. Abi klasik ya. Hep aynı oyuncuları veriyor ya. Ciddi anlamda can sıkıcı bu ya. Kemerov. Rafael Guerrero. Herrera, Mackens. Yok yok. Son bir tane daha açıyoruz. Muhtemelen bundan da bir şey çıkmayacakmış gibi. Evet, çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi bir tane online maç tamamladı. Burada görevim var. Onu oynayalım hemen. Kaçıncı ligdeyiz bilmiyorum ama şöyle 14. ligde falanız ya galiba. Ha, bu kadro kalitesiz bir kadro da değil bu arada. Onu da net bir şekilde ifade edeyim. Evet. Stardust'la oynuyoruz. Muhtemelen zor bir rakiptir. Evet. Zor rakip olduğu söylenebilir. Bruno Fernandes'in var. Burak Yılmaz. Tehlikeli geldik. Kaleciyle baş başayız. Harry Kane gol. Abi bu nasıl kaçar? Bu nasıl kaçar? Şaka gibi pozisyonda Okan Sınık. İnanılmaz. Burak. Abi Yılmaz Yılmaz ama yılıyor abi ya. Jorginho. Bu kaçırdığım pozisyonu hala inanamıyorum bu arada. Tekrardan Burak Yılmaz. Kaleciyle baş başayız. Burak. Ya yapma. Kyle Walker, kale boş, Jorginho. Kaleye gitse gol. Burada tam olarak ne yapmaya çalıştığını çözemedim. Yalnız o pozisyon kaçmazdı be birader. Oyuncu değişikliği falan mı yapacak anlamadım. Sistem değişikliği mi? Ah, hata geliyordu bu arada. Coleman. Sergio Busquets'i orada oynatmanın mantığını bir öğrenebilsem ben de oynayacağım. Hakan tehlikeli geldi. Jorginho, Hakan. Tamam. Toure. Hadi Doğukan, biraz önce kaçırdığını telafi et bari. Oo, üstten dışarıda. Üstten dışarıda. Ne yapabiliriz? Şu kanada oynayalım. Kyle Walker. Kaan Ayhan. Jorginho gelmedi. Aubameyang. Serdar. Fernandes. Bu arada transfer sezonu açıldığı için yeni oyuncuda falan bulursak alacağız. Doğukan Sınık kaleciyle baş başa. Muhtemelen gene beceriksizliğimiz tutacak. Ve evet, Jorginho. Tehlikeli gelirse gol gelir. Fernandes uzaktan. Bir şut yandan dışarıda. Fernandes mükemmeldi bu arada. İnanılmazdı. Ama golle buluşturamadık. Arkadaşlar benim bu arada görüntüyü ayarlayayım dedim de gol yedik. Çok kötü yedik hem de. Ya kanka bunu neyini gösterirsin? Yani 90'a mı vurdun? Çatala mı vurdun? Neye vurdun? Bir açıklasana ya. Paşam vallahi bir açıkla ya. Yani ne yaptığını bize açıklasan Allah için. Lan nasıl ilk yarı biter? Ya böyle pozisyon mu olur ya? Can sıkıcı işler abim, yemin ederim. Ya ben video kaydı almama rağmen vallahi kafayı yiyeceğim birader. Neden böyle bir şey olmuş anlamıyorum. Depolama alanım da yüksek. Yani o telefondaki problemi çözebilsem güzel olacak. Korner. Abi adam çok uzun olmasına Doğukan. Offside'e takıldık. Offside'i nasıl bozdu onun oyuncusu? Mükemmel bozdu. Helal olsun.
Ya klasik. Ya bildiğin ofsaytı bozdu oyuncu. Di Maria atar. Ne dedim abi? Di Maria atar dedik. Maçı kader anını yaşadık ya. Kim ne derse desin. Kader anını net bir şekilde yaşadık. Al bir tane de buradan yak. Takır takır gol yiyoruz. Neyse kankam ya. Sıkıntı yok. Oynuyoruz biz halen. Vazgeçmek yok. Kaybetsek de oynayacağız yani. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Daha bir şey bitmedi. 3-1. Kolumun. Serdar Saatçi. Abi orada Ture'nin hatası bize pahalıya mal oluyordu. Oyuncu değiştireceğiz mecbur. Osimhen Doğukan Sınık. Ahmet oynatacağım. Christopher sen de oynayabilir aslında. Ahmet de hızı çok iyi ya. O çocuğu oynatmak istiyorum. İyi oyuncu. LB'yi değişeceğim. Evet şu an için bence kadrom yeterli bir seviyeye geldi. Bakalım buradan maçı çevirebilecek miyiz? 3-1 gerideyiz. Ya daha önce yapmadık mı? Yaptık tabii ki de. Osimhen. Harry Kane. Osimhen. Harry Kane. Ya şaka gibi Hakan. Yemin ederim şaka gibi. Osimhen'e gelmedi. Marquinhos. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Vallahi diyorum bak rakip zor değil daha. Yemin ederim biz acemice oynadık. Samimi şekilde söylüyorum. Vallahi rakip zor değildi. Şarpen. Ya hadi Fernandez o topa kafa çıkmayacaksın. Hangisine çıkacaksın ya? Bu kadar saçma bir şey mi olur ya? Vallahi bu kadar saçma bir şey mi olur be kardeş? Ya çok kötü kaybettik. Ya samimi şekilde söylüyorum. Berbat şekilde kaybettik. Diyecek hiçbir şey yok yani. Çok kötü oynadık. Çok kötü kaybettik. Bu rakibe yenilmemeniz lazım. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Küçümsemiyorum ama bence yenilmemek lazımdı. Dersimi aldım. Ne diyeyim ki?